Evet sevgili izleyenler, Agroda'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Gelecek Tarım'da programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, çiftçilerimizi arazilerinde, bahçelerinde ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Yanımızda yine burada Balıkesir'in Sındırga ilçesinde hem sanayici hem de burada tarımla iştigal eden değerli bir abimiz var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Biz sizi tanıyoruz ama İzleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak bir tanıtır mısınız? Ben Balıkesir Sındırgı kazasında sanayiciyim, yağcıyım. Aynı zamanda da ceviz işliğine uğraşıyoruz. Hastalık olduğu için bu çareye başvurduk. Buradakilerden bir cevap alamadık Sındırgımızdan. Evet. En sonunda Çanakkale'de Argo'dan telefonunu verdiler. Onlara müracaat ettik. Yani Agroida'yı evet. Siz bir eş dost tavsiyesi üzerine. Tavsiyesi üzerine. Allah razı olsun, onlar da ilgilendiler. Bize ilaçlarımızı gönderdiler. Bu vesileyle cevizlerimizi kurtarmış olduk. Yani o zaman şöyle diyelim, yani artık ölmeye yüz tutmuş, belki de sökecektiniz. Söktük o aşamayı zaten, çoğunluğunu söktük. 5 tanesini söktük. Geride 15 tane cevizimiz vardı. Onları artık bu ilaçla kurtardık. Şu anda kurtulanlardan birisi belli, değil mi? Evet, belli. Hem izleyicilerimize de bunu böyle gösterebilirim. Evet, şu anda kesecektim ben bunu. Bir tanesi hatta kestiğimiz gövde orada belli. Evet. Kesilik olan. Peki kaç yaşında bu ağaç? 12 yaşında. 12. Evet, 12 yaşında. 5-6 tanesini kestim bile. Dediler gözdaşı yap dediler. Yok alçı tozu ama bir çare bulamadım. Evet sevgili izleyenler, bakın kaç yıllık bir ağaç. Emek var. Burada insanın ömrü bazen yetmiyor bile. Bunun yeniden verime yapması için yeniden sıfırdan dikmiş olsan. Ama işte hani kulaktan duyma, dededen görme, babadan kalma tekniklerle artık tarım yapılmıyor. Zengin toprakların fakir bekçisi olmak istemiyorsak muhakkak güvenilir yerlerden danışmanlık alalım diyoruz. Evet. Efendim sizi yine alalım buraya Ali Bey. Uzak durmayalım. Şimdi burada yaşadıklarınızı biraz anlattınız ama izleyicilerimize de yani bir rota olsun, bir kılavuzluk olsun anlamında. Şimdi burada bugüne kadar ne yaptık? Agroida'dan bir çalışma yaptık. Hepsi uygulandı mı programın yoksa yaradan mı başladık? Yok, ben şu an gövdeden ilaçlama yaptım bunu gövdeden. Ondan sonra üstten yapraklı halde verdik. Evet, yapraktan da uygulama. Yapraktan da uyguladık. Ondan sonra kuruyan ağaçlar yazın ortasına patladı. Gövdelerden pis suyu da attı bu esnada. Hı hı. Bu ilaçla şu an kurtulmuş gördüm. Evet. Şu an evet, zaten görünüyor. Kestiğimiz yerler de belli. Kestiğim ağaçlar belli zaten orada bak. Evet, şöyle geçelim o zaman eğer 12 yıllık ağaç şu gördüğümüz. Evet. Bak, bunu da şuraya kesmemiş olsaydım şu. Evet. Şu ağacımız. Kestim. Evet. Bunlardan 6 tanesini kestim ben. Geride 10 tane falan var. Budadım. Bu şekilde bıraktım. Peki geride kalanlarda aynı böyle hayat buldu mu? Evet şu an buldu. Onlar kesmedik artık. Şu an çok güzel. Onlardan memnunum. İlaçtan memnunuz şu an. Evet. İlaçtan. Agro'dan ilaçtan memnunuz. Hatta bu esnada 3-4 tane arkadaşımız dahil telefon numaranızı alıp size evet getirdiler. Onlar da memnun. Şurada şu an kendisi tarlada bile. Evet. O da memnun. Evet. Gelen herkes ilaç 3 kişi verirse 3'ümüz de memnunuz şu an. Evet. Agroda'yla yola çıktık. Evet. Yolda kalmadık. Kalmadık. Buraya ağaçlarımız da canlanmaya başladı. Ölüyü diriltir derler ya. Evet. Aynen öyle oldu.